Yabancılar bürosuna gidiyorsunuz. Randevu bulamıyorsunuz çünkü yeterli çalışacak insan yok, eleman yok. Okey. Doktora gidiyorsunuz. Randevu bulamıyorsunuz çünkü yeterli doktor yok. İşte hastaneye gideceksiniz. Bir şey yapacaksınız. Hastanede bir randevu alamıyorsunuz. Yapılması gereken acil bir işlemle ilgili. Niye? Çünkü eleman yok. Orada eleman yok. Burada eleman yok. Şurada eleman yok. Öbür tarafta eleman yok. Yani yapılacak işler yapılamıyor. Bu bir artık Berlin durumu değil, Berlin realitesi oldu. Ve yani başıma şu geldi. 2-3 hafta önce kendi doktoruma gittim. Sistemi, bilgisayar sistemi hata, yani çalışmıyor. Dediler ki sistem çalışmıyor. Şurada yakında 900 metrede falanca falanca doktor var. Hani oraya gidin, bizim de sistemimizin çalışmadığını falan söyleyin. Bir an şey oldum. Yani bunu siz niye onlara söylemiyorsunuz ki, hasta olarak ben mi uğraşacağım bunlarla falan filan. Neyse, ondan sonra dedim tamam hadi, madem işlem yapamıyorsunuz çünkü sizin sağlık kartınızı okuması gerekiyor falan filan sistemin. Dedim ki falanca falanca ilacım bitti. Biliyorsunuz bende Hashimoto var, bu tiroid bezleri çalışmıyor. Bir hap yazılması gerekiyor falan. Dediler onu da yazamıyoruz. Çünkü sistem çalışmıyor. Okey. Ne yaptım? Çok da soğuktu 2-3 hafta önce. Çok kar mar yağdı falan. Öbür doktora gittim. Abi öbür doktora gittim. O kasada veznede çalışanlar. Dediler niye geldiniz? Vallahi dedim ki işte benim doktorum falanca doktor. İşte dedim sistemi çalışmıyormuş. Beni buraya yolladı. Aa, hastayım. Rapora ihtiyacım var. Haplarım bitti. Hap yazılması lazım falan. Abi kadın. Veznedeki kadın bana şunu yaptı bak. Bu kaçıncı bugün dedi böyle. Yani ama bir de onun tavırını çektim falan filan. Ondan sonra dedi ki yani niye doktorunuz bizi aramıyor da bize haber vermiyor da bugün yüzlerce insan buraya geldi. Bizim personelimiz yok bilmem ne başladı. Dedim ya ben hastayım. Yani sistemsel şey, ben mi çözeceğim sizin sistemsel problemlerinizi? Olmayan elemandan kaynaklanan problemleri falan filan. Neyse abi, bir de onun tavrını yedim. Git dedi, otur dedi oraya. Hasta burada öksürme falan. Neyse gittim. Ondan sonra dedi kaç gün sana rapor lazım dedim. Bütün ayakta duramıyorum ya. Öksürmekten zaten, öksürmekten karın kaslarına falan kramp girecek arkadaşlar. O derece kötü. Konuşamıyorum bile. Dedim ki yani bütün hafta bana rapor lazım falan. Ondan sonra şey dediler yani 2-3 gün verelim. Hani sen bizim şeyimiz değilsin, hastamız değilsin. 2-3 gün verelim. Sen dediler yine ekstra rapora ihtiyacın olsa kendi doktoruna git. Yoklu onu. Belki onun sistemi düzelmiştir falan dediler. Ulan dedim lanet olsun. Tamam verin. Kaç gün rapor verebiliyorsunuz? Verin. İşte onu öyle yarım yamalak hallet. Daha ilacım yani yazdıramadım. Kendi doktorumda kapanmış, ocağa kadar kapalı. Şimdi yani Berlin'in her alanında eleman eksikliği var. Ondan sonra haberler çıktı işte. Dediler ki biz hani otobüs, şehir içi otobüsleri şoför bulamıyoruz. Şehir içi otobüsleri biz şoför bulamadığımız için bazı şeylerde otobüs hatlarındaki otobüs sayısını azaltacağız. Otobüs sayısını azaltacağımız için işte atıyorum saat başına gelecek otobüs azalacak. Dolayısıyla daha az otobüs olacak. Daha az sefer olacak. Ya diyorsun abi burası yani dördüncü en büyük ekonomiyi. Almanya'nın başkenti ve otobüs şoförü mü bulunamıyor? Yani bu kadar ne bileyim 10 senelik bir hani tıpçılar nasıl doktorlar 11 sene okuyorlar falan. Böyle bir şey mi gerekiyor ya? Otobüs şoförü bulmak bu kadar mı zor falan? Hayır değil arkadaşlar, maaşlar çok düşük. Sebebi o, kimse başvurmuyor. Yani benim bizim en son binayı temizleyen bir abi Türktü. Artık yaşı da geliyordu. Tabii temizleyince bütün binayı biliyorsunuz, çöpleri möpleri onları bunları artık belli meli biraz hani biliyor, ağrılar biniyordu yani. Dolayısıyla şey dedi, ben dedi eğer ehliyetimi karşılarlarsa gitsem dedi şey otobüs şoförü olacağım. Ben dedim abi ne kadar veriyorlar falan. İşte dedi 1700 bir şey alıyorsun ama tabii ki hafta sonları çalışırsan onun ekstra saatlik ücreti artıyor. Hafta sonu bilmem ne olunca artıyor falan filan. Bir şekilde birazcık daha yükseliyor maaş. Ama 1700-2000 ortalamasında bir insan Berlin'de nasıl geçinecek arkadaşlar? Ev yok. Ev yok yani. En basit evlere bakıyorum ben şu an. Son bir senem falan işte. İkinci üniversite bitmek üzere. Yani vereceğim kira benim minimum 1200. Küçücük bir yere. Köpek kulübesi kadar bir yere. O da şansım varsa. Yoksa 1500. Ne oldu? Yani iyi bir maaş bile, yani iyi, artık iyi maaş kötü maaş ne demek ama. Yani bu insanlar kira verdikten sonra zaten geçinemiyorlar. Ne oluyor? İşte adam yabancılar dairesindeki pozisyona da başvurmuyor çalışmak için. Otobüs şoförü olmak için de başvurmuyor. Belki doktor da veznede çalışmak için işe, ona da başvurmuyor. Gibi gibi gibi. Nereye gitseniz eleman açığı var. Bu bitmedi. Artık bu Berlin'in realitesi oldu. Berlin'le ilgili başka bir şeye gelelim arkadaşlar. İlk defa bunu şimdi Statista'dan size paylaşacağım. Berlin'de okuyan üniversite öğrenci sayısı azalmış. Bunun ekonomiyle birebir bağlantısı var detayında. Bakın 2011-2012'den beri düzenli artış.
Çünkü Berlin'de çok fazla üniversite var. Biraz hani nasıl İstanbul'da çok üniversite var ya Türkiye'de. Berlin'de de Almanya genelinde, Almanya kıyası en çok üniversite Berlin'de var. Sonra Münih falan o şehirler geliyor. 2011-2012'den beri düzenli artış var. Hatta daha öncesinden beri ama hatta arkadaşlar pandemide bile öğrenci, hani okuyan öğrenci sayısında artış var. Ki o zaman öğrenciler çalışacak iş bulamadılar ekonomik olarak falan filan. İlk defa bu sene sayı azalıyor. Bununla ilgili çok haber çıktı. Bunun ileride Almanya'da nasıl sonuçları olacağı falan da çok tartışıldı. Bu sadece Berlin özelinde değil. Çünkü arkadaşlar küçük bir şehirden geldiğinizde Berlin'deki birçok yurt artık 500-600'den başlıyor. Özeller 1000-1200'e kadar gidiyor. Düşünün bir öğrencisiniz. Çalışan malışan değil. En az 600-700 kalmaya vereceksin. Sağlık sigortası ödeyeceksin. Öğrenci sağlık sigortası. Belki oldu 700-800. Yeme içmesi falan. Zaten dünya para oldu. En az senin 1100-1200 giderim var. 1200 olsa senelik 10 aylık çarpsan 12 bin euro. 2 ay daha koy 2400'den ne yaptı sana 14.400 euro bir öğrenci. Sadece gideri. Hani bu da en iyi şey. Daha bunun kışın montunu alacak, ayakkabısını alacak. Projesi için belki gidecek bir yazılım alacak falan filan. Bir sürü şey. Bunlara hiç girmiyorum. Yani bu ileride çok aslında negatif sonuçlar doğuracak. Çünkü insanların okuması zorlaşıyor. Ama Berlin özelinde bu da sizin için başka bir istatistik olsun. Şimdi yazın Sicilya'da tatildeyken 5 hafta Sicilya'da kaldım. Burada Kreuzberg'in göbeğinde Görlitzer Park var biliyorsunuz. Arkadaşlar orada çok kötü bir olay yer. Videoda anlatmayacağım. Kendiniz Google'layıp gelebilirsiniz. Türkçe'de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir çift, evliler mi tam hatırlamıyorum. Kadın ve erkek bir saldırıya uğruyorlar. Ama saldırıya uğruyorlar dediğim ben sansürleyerek söylüyorum. Saldırıya uğradıkları yani uğradıklarını çok inanılmaz bir kanımızı donduran bir olay yaşanıyor. Görlitzer Park'ta. O zamandan beri Görlitzer Park'ın güvenliğiniz olmadı yani. Bir türlü yapamadılar. Akşam orada abuk subuk olaylar oluyor. Kimse dedi ki işte Görlitzer Park'ı kapatalım dediler. Kilitleyelim. Akşam içine girişi izin vermeyelim. Hani bazı politikacılardan böyle öneriler geldi. Bazısı dedi ki ya olur mu orası hani çok özgürlüğü temsil ediyor. Bütün kültürler birleşiyor. Berlin'in ortası işte Alman'ı da yabancısı da Afrikalısı da falancısı da falan. Herkes orada bir araya geliyor. Berlin için önemli simge yerlerinden özellikle yazın bir tanesi falan filan. Kimisi de şey diyor bu Görlitzer Park'ı şey yapalım. Yıkalım oraya ev yapalım falan. Park olmasın falan filan. Böyle teklifler de var. Bakalım o Görlitzer Park'ın içinden o kötü haberler olduğundan beri biz yani Viviana'yla bir kere bile geçmedik. Abi o olay çok brutal bir olaydı. Merak ediyorsanız Google'layın ve bakın. İnsanın kanını donduracak bir olay yaşandı Berlin'in ortasında. Bu da Berlin'le ilgili bir haberdi. Şimdi arkadaşlar işsizlikle ilgili bununla ilgili ben çok farklı rakamlar duydum ama daha 2 ay öncesinden bir paylaşım var burada. İşsizlik verileri paylaşımı. Burada Bremen'den sonra Berlin en yani ikinci sırada geliyor işsizlikte. Ve 9.2 sayı. Şimdi şu anki Berlin'in nüfusu 3 milyon 800 küsürlerde falan ofisiyel olarak resmi. Zaten ne zaman 4 milyonu bulacağı falan konuşuluyor. Ne zaman 4 milyonu bulacağı konuşuluyor ama düşünün ev yok. Yani insanlar ben tanıyorum. İnanır mısınız burada master'a geliyorlar mesela. İşte konuşuyoruz falan hani Instagram'dan yazıyorlar işte geldim falan hiç birisini hani tanıdığın var mı odasını paylaşan. Diyorum yani hani bulursan atla hemen. Sonra konuşuyoruz mesela çocuğun veya kızın işte master bitmiş. Diyorum hani evime varıyordun oralar ne yaptın? Vallahi dedi master hani master yaparken o senede 2 senede 8 kere taşındım falan dedi yani. Durum böyle. Hani 3 ay orada kalıyorsun, 2 ay orada kalıyorsun, 1 ay orada kalıyorsun, 5 ay orada kalıyorsun. Sonra başka bir oda buluyorsun 3 ay boş falan orada kalıyorsun. Sonra o yanındakinin yan odası komşusunun boşalıyor falan. Hep böyle yani insanlar. Bu ev problemi Berlin ev problemi inanılmaz bir noktada. Şey yapıyorlar. Ev başvurusunu internete koyuyorlar. 3 saat içinde 2500 bine başvuru oluyor. Öyle bir şey ya. Manyak bir şey yani. Realite hani komik değil. Söylerken onu biraz gülümsedim ama artık absürt. Absürt bir noktaya geçti. Bakalım ileride ben ne yapacağım. Keşke bu işler şans işi. Çok arkadaşlarım da var. Kimisi 4 ayda çok güzel ev buldular yani. Ama kimisi de 2 sene bulamıyor. Şimdi arkadaşlar bunun yanına grevler geliyor. Allah bu grevler olduğunda S-Bahn'da, S-Bahn bizim metrolar gibi değil metrolar yerin altından giden S-Bahn'lar da yerin üstünden giden öyle diyelim. Tramvay gibi düşünebilirsin ama tramvay değil. Abi bunların zıt pıt grevi var tabi haklılar yani enflasyonda herkes çok ezildi biliyorum
Almanya çoğu kişinin gözünde hani ekonomi çok iyi, öyle bir algısı var. Ama burada enflasyon altında çoğu kişi ezildi bu. S-Bahn'da çalışanlar trende çok etkilendiler. Zıt pıt grev yapıyorlar abi. Şimdi tam tatilden sonra onu resmi olarak açıkladılar mı bilmiyorum ama gördüm. 8 Ocak'ta tekrar grev yapıyorlar. Arkadaşlar bir grev oluyor. Kız arkadaşımda kalıyorum. Biraz kaldığım yerden farklı. Burada tam metro yok. Mecbur S-Bahn kullanmak zorundayım. Allah var ya. Hayat bloke oluyor. Yani anlatılacak gibi değil. 4 milyonluk şehirde o S-Bahn'ı grev yaptığında, yani tramvay diyelim ama tramvay değil. Tren gibi düşünün. Şehir içi tren gibi düşünün. Abi onu bir grev yapıyorlar var ya. Yani hayat felç oluyor. Ne işine yetişebiliyorsun, ne üniversitene yetişebiliyorsun, ne bir doktor randevun var ona yetişebiliyorsun. Yani hayat duruyor Berlin'de. Bu grevler tekrar başlayacak. Öğretmenler bu sene çok grev yaptılar. Diğer meslek gruplarına çok takip edemedim. Sonuç olarak Berlin arkadaşlar. Şimdi ben sizin moralinizi bozmak istemiyorum. Hani yeni gelecek insanların falan filan. Ama Berlin çok pozitif bir şey resim sağlayamıyor yani. Çünkü eleman yok, çünkü ev yok, çünkü doktor yok, çünkü otobüs şoförü yok, çünkü o yok, çünkü o yok, 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 yok. Her şeyden yok. Yıllardır yok. Bu geçen sene de böyleydi. Pandemide de öyleydi falan filan. Bu böyle kaldı. Son bir noktada şu arkadaşlar. Şimdi ben bunu 2-3 sene önceye baştan hissetmeye başladım. Ya akşamları Berlin'de, akşam dediğim hani akşam 8-9 değildi. Mesela 10.30-11'den sonra böyle hani gece şeyi başlamadan, zamanı başlamadan o saatlerde dışarı çıktığınızda arkadaşlar artık kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Yani ben öyle hissediyordum içsel olarak. Ama sonra birkaç arkadaşıma açtım falan konuyu. Ya dedim abi akşamları artık ya abuk sabuk tipler yani burada maalesef kötü zararlı maddeler hani oralarından çekiyorlar ya veya biliyorsunuz vücuda veriyorlar. Kullanan insan zaten çok fazla. Akşam bir çıkıyorsun adam belli bir madde altında. Sen kendi evinin sokağında yürüyorsun adam çöp tenekesiyle boks yapıyor falan. Kafa uçmuş. İşte ne bileyim ışık direğiyle sarılıyor, öpüşüyor falan. Uçmuş, beyin uçmuş. Direğe sarılıp onunla konuşuyor, öpüşüyor, yalıyor falan direği. Ya bazı sokaklara giriyorsun diyorsun ki lan oğlum yani Texas'ta mıyız lan neredeyiz yani? Hani böyle bir çok güvensizlik yani çok bir inanılmaz insan kendini güvende hissetmiyor. Ben bunları ya 18 senedir buradayım ilk defa yaşıyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu arkadaşlarına paylaşımda hepsi aynı şeyi söylediler. Hatta bir ara kadınlar bazı yine kötü olaylar yaşandı. Kadınlar şey demişlerdi. Berlin sokakları çok karanlık. Işıklandırılsın. Haklılar. Arkadaşlar var ya yürüyorum. Ya yürüyorum. Lan 20 metre önümü göremiyorum. Öyle bir karanlık gölge gibi sanki hayaletler gibi. Abi yüzleri seçemiyorsun. Işıklandırma kapkaranlık. Tasarruf yapılması gerektiği için. Biliyorsunuz savaş var. Sokak ışıklarından tasarruf yapmak için işte önünü göremiyorsun. Böyle şeyler yaşıyor. Bunlar yaşanınca ne oluyor? Güvensiz bir atmosfer. İnsan kendini akşam güvende hissetmiyor. Arkadaşlarıma paylaştım. Bütün erkekler, bütün kadınlar. Herkes. Zaten kadınlar dediğim gibi gazetelerde falan çıktı yani Berlin sokakları ışıklandırılsın böyle bir kampanya falan da yapmaya çalıştılar olmadı. Ama erkekler de aynı şekilde yani cinsiyetiniz şeyiniz ne olursa yaşınız ne olursa olsun abi güvensiz hissediyorsunuz. Berlin giderek güvensiz bir şehir oluyor. Bunu ben bizden önce gelen jenerasyonla da konuşuyorum. Hani daha önceki gurbetçi jenerasyonuyla falan. Hani ben şimdi 2000'ler başı geldim, 2005'te geldim. Ve işte mesela atıyorum 1990'larda gelenlerle falan konuşuyorum. Aynı şeyi onlar da söylüyorlar. Yani şu son 2-3 seneye kadar falan böyle bir şey yoktu. Şu son 2-3 senede insan kendini akşamları Berlin'de güvende hissetmiyor yani arkadaşlar. Benim şimdilik aklıma gelenler bunlar. Videoyu beğenmeniz algoritma için önemli. Instagram'dan bana ulaşırsan sevinirim. İyi insanlara, kafası açık, zeki insanlara benim Instagram'ım da açık. Yazın yani. Yeni insanlar tanımayı seviyorum. Böyle arkadaşlar, aklıma ilk gelenleri saydım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.